Tüm dünyayı kasıp kavuran Mask Singer şimdi Türkiye'de. Kendi alanlarında en ünlü isimler maske ve kostümleriyle size şarkılar söyleyecekler. Onları yalnızca seslerinden tanıyabilir misiniz? Ahça duvarından aşkım. Sen yoksan ölümden ne farkım var? Ünlü dedektiflerimiz Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol onların kim olduklarını bulmaya çalışacaklar. İşte maskeli ünlüler. Unicorn, geyik, tavus kuşu, aslan, ejderha, ayna, şövalye, dinozor, ağaç, iskelet, kuzgun, ördek kimlikleri hem sahnede hem de sahne dışında gizli tutulacak. Seyirciler de gizlilik sözleşmesi imzaladılar. Röportajlardaysa seslerini bozacağız. Sevgili tavus kuşu, sen bir futbolcu musun? Çiçek taksi ya da Akasya durağında oynadınız mı? Hayır, oynamadım. Televizyonun en iyi saklanan sırrı. Maskenin ardında kim var? Peki ünlülerden oluşan dedektifler onların kim olduğunu bulabilecekler mi? Bu kalemi tutuyorum çünkü elimde şu an. Evet. Gecenin sonunda seyircilerden en az oyu alan ünlümüz maskesini çıkaracak. Onun kim olduğunu göreceğiz ve programa veda edecek. Abi! Ve karşınızda sunucumuz Tansel Öngel. Hanımlar, beyler ve çocuklar. Hepiniz Maske Kimsin Sen'e hoş geldiniz. Biz burada kimseyi ünlü yapmak için toplanmadık. Çünkü bizim yarışmacılarımız zaten ünlü. Bu haftada hem stüdyodaki seyircilerimizi, hem ünlü dedektiflerimizi, hem de siz ekranları başındaki seyircilerimizi dünyanın en gizemli oyununa davet ediyoruz. Bizimle dedektiflik oynar mısınız? Maskenin altında kim var? İşte hepinizin çok yakından tanıdığı, hepsi birbirinden kıymetli ünlü dedektiflerimiz. Güzeller güzeli Eda Ece. Bravo. Bir başka güzeller güzeli Melis Sezen. Ve harika oyuncu, yakışıklı adam, müthiş insan Alican Yücesoy. Orta Doğu ve Balkanların en komiği. Müthiş zeki, harika adam. Neydin sen? Cafer Öztop. Doğu Demirkol. Tamam, tamam, buradayız, buradayız. Eğlenici yok, buradan koşsam. Koşsam eğlenici yok. Bu harika programın müzik direktörü, büyük sanatçı Metin Özülkü. Sağ ol. Bu gece altı ünlümüz birbirleriyle karşılaşacaklar ve her karşılaşmanın sonunda siz stüdyodaki seyircilerimiz onları oylayacak. Ve onlardan bir tanesi yoluna devam edecek, diğeri gecenin sonunda yeniden oylanmak için potaya gidecek. Ve bildiğiniz gibi yarışmamızın en heyecanlı anı, hepimizin beklediği an, ünlülerimizden bir tanesinin maskesi çıkacak. Acaba bu gece o maskenin altında kim var? Hazır mısınız? Başlıyoruz. Başlıyoruz ama bu uzun bir maraton. 13 bölümün sonunda maskesini koruyan, maskesini kaybetmeyen ünlümüz altın maskenin sahibi olacak. Bu gecenin karşılaşmalarını size anons etmek istiyorum. Aslan ağaca karşı olacak. Şövalye unicorn'a karşı çarpışacak. Ve gecenin son karşılaşması ejderhayla dinozor arasında olacak. Hanımlar, beyler ve çocuklar. Daha fazla vakit kaybetmeden ilk karşılaşma için aslanı ve ağacı sahneye davet ediyorum. Aslan! Çok havalı canım. Çok iyi. Wow. Hanımlar, beyler ve çocuklar, ağaç!
Şimdi performanstan önce ünlümüzün bir ipucu paketini izliyoruz. Bu ipucu paketinde 3 tane doğru, 1 tane yanlış ipucu var. Yanlış ipucu hangisi? Doğru ipuçlarından onu tanıyabilecek miyiz? Ve gecenin ilk karşılaşması için önce Aslan'ın ipucu paketi, sonra Aslan'ın performansını izleyeceğiz. Duydunuz mu? Maske Kimsin Sen de Aslan performansıyla adından ne kadar çok söz ettirmiş. Öyle bir dans etmiş ki dedektifler ve bütün seyirciler hayran kalmış. Utandırıyorsun beni kuklacığım. Son zamanlarda başıma gelen en heyecan verici şey bu sahneye çıkmak oldu diyebilirim. Çünkü dans etmek bizde aileden gelen bir yetenek. Geçen haftaki karşılaşmaların bir değerlendirmesini alalım. Eyvah eyvah, rüzgar çıktı. Uçmasın pullarım. Gördüm ki burada güçlü rakiplerim var. Ama unutmayın, bana ormanların kraliçesi denmesinin de bir sebebi var. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Başladım.
Wow! Şahane. İşler çok zorlaşacak ya. Ya nasıl buldunuz? Bayıldık, bayıldık. İnanılmaz. Ama bak ben en başından beri söylüyorum, en güçlü yarışmacılardan biri. Yani kesinlikle Aslan. Budur ya. Tam sana ne hissettiğini soracaktım, bu kostümü istiyorsun ya. Evet. İşte ayrı bir sevgim var ona karşı o yüzden. Eda sen nasıl buldun? Bayıldım dans şovuna, sesinin güzelliğine, kıyafetinin güzelliğine. Çok keyif aldık zaten Melis'le karşılıklı. Kalkıp göbek attık burada. Şahaneydi. Ben Ajda Pekkan diyorum şu an. Sahibi kadar iyi söyledi yani. Kesinlikle katılıyorum. Alican? Kesinlikle ya. Çok güzel söyledi. Yani şarkıyı zaten güzel söyledi. Sahne performansı çok iyiydi. Aslında daraltıyor bir yandan da tahminleri. Ama ipucu paketi çok kafa karıştırıyor sadece. Yoksa mükemmel abi, çok iyiydi. Çok önce iyiydi. Bir Doğu nasıl buldu onu öğrenelim. Sonra ipucu paketine geleceğiz. Eleştirilebilecek bir şey yok burada bir kere, tamam mı? Hepimiz bir haddimizi bileceğiz. Performansı alkışlamayı bileceğiz. Bu çok net. Yani muhteşemin çok kıyısında bir performans. Yani şurada Rihanna olsa bu kadar yapardı zaten. Bunu biliyorum. Bunu bilerek ben sese odaklandım. Sesten çıkarmaya çalıştım. Ama çıkaramadım. Öyle. Ki aslında ses çok net ve çok belirgin evet, geliyor. Evet, yani, ses ya. Tanısak net çıkacak bence yani. Bence kesinlikle evet yani. Çok tanıdığımız bir ses çok bu. Tanıdığımız bir ses. Nasıl bilemiyoruz anlamıyorum. Tanıdığınız bütün arkadaşlarınızı arayıp bu şarkıyı söyletin bakalım bu hafta. Doğu, ipuçları paketinden ne çıkarttın? Abi ipuçları paketini dikkatle inceledikten sonra vardığım sonuçta size şunları söyleyebilirim ki kukla söz konusuydu. Luna Park pul koleksiyonu ki yanlış ipucu olduğunu düşünüyorum. Burada herkes aynı fikirdedir benimle. İsterseniz sonrasında teyze aynı fikirdeyiz değil mi? ve maç değerlendirmesi gibi bir şey vardı. Bir tiyo gibi bir şeyler. Bakalım nereye varacağız burada. Çünkü maçla ve futbolla ilgili kadın sanatçımız zannediyorum bizi bir limitli grubun içerisine sokacak. Oradan daha iyi şey yaparız ama Alican abi onu gene de genelleyen bir soruyla bizi gene milyonlarla baş başa bırakabilir diye düşünüyorum. Evet, ipucu paketini özetlediğin için teşekkür ederiz. Ne sonuç çıkarttın? Sonuç çıkartamadım. Herkes bir konuşsun bakalım ben de şey yapacağım. Alican sen? Ben aileden gelen dans şeyine tutuldum birazcık. Onunla ilgili tahminlerim var o yüzden. Hmm. Hani ailede de dansçılar var deyince bir de bu kadar güzel şarkı söyleyince aklıma bir isim geliyor. Tahminler için tahmin bence biraz sabredelim. Çünkü size küçük bir sürprizim olacak yorumlarınızdan sonra. Çok güzel bir sürpriz. Bize ipucu mu vereceksin? Yani bir yorumları alayım ipuçları hakkında. Ne kişisel? Hepimize bir şey mi söyleyeceksin? Ortak bize bir şey mi söyleyeceksin? Heyecanlandı Eda. Hadi yani ortak bir şey göreceksiniz. Göreceğiz. Wow. Ama bunun için bir bedel ödeyeceksiniz, onu da söyleyeceğim. Bedel mi? Evet, ne neyse yapacağız? Bu konuyu kapatıyoruz Melis, şimdi. Tacını ben eldivenlerimi vereceğim herhalde. Hayır, hayır. İpuçları paketinden 3 doğru olan, bir yanlış olan hangisi olabilir? Ya şöyle, ben bir Burcu Esmersoy'da gidip geliyordum geçen bölümden beri. Spor sunuculuğu Burcu Esmersoy direkt eşleşiyor. Evet, ama doğru. Bu direkt yanlış yönlendirme de olabilir gibi geliyor bana. Yani ya o yanlış, o yanlış değilse Burcu olduğunu düşünüyorum. Ama o zaman kukla ve pulu da bağdaştıramıyorum. Ama aileden gelen dans kesinlikle doğru. Kesin. Peki, öncelikle şunu söyleyeceğim. Kötü haberle başlıyorum. Allah. Kötü haberle başlıyorsun. İki bölüm boyunca sorduğunuz harika soruların sonunda karar verdik. Sizin elinizden soru sorma hakkını aldık. Sebep? Sebep ne ya? Doğu şey sordu, benle yemeğe çıkar mısın diye sordu. Ben ne yapayım? Müthiş bir soru bence yani. Ya yemeğe çıkıp çıkmayacağına göre kim olduğunu anlayacağım, Allah Allah. Süper. Neyse artık sevgili dedektiflerimiz, sizin soru sorma hakkınız yok. Ama bunun bedeli olarak bir sürprizimiz var. O da şu. Ünlümüz kendi evinden bir obje getirdi bize. Evinden? Evet. Şimdi o objenin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Sahneye getirecekler. Ve siz ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, stüdyodaki sevgili seyircilerimiz ve siz kıymetli dedektiflerimiz, bakalım o objeden ne sonuçlar çıkaracaksınız? Daha sonra hemen tahminlerinize geçeceğim. Tamam. Okay. Bekliyoruz evet. Objeyi. Aslan'ın sürpriz objesi. Ne o ya? Kedi mi bu? Yürüyor ama.
Öyle bir şey yok herhalde. aç. İstiyorsan olur, buyur. Açayım mı? Aç. Merak aç, ediyor musunuz? Aç. Evet, açayım mı sevgili seyirciler? Aç. Ne o, maske mi? Ahtapot mu bu? Aa, tiyatrocu. Aa, güzel. Benim tahminim var artık. Poker face. Poker oyuncusu. Bir Venedik maskesi. Venedik, ha. Venedik taciri. İtalyan. Tahminlere geçiyor muyuz? Tahminlere geçmeden önce o bu objeyle ilgili bir bize bilgi. Bir şey söyleyecek. Evet. Ha, söylemesin mi? Güzel. Söylesin. Evet. Tabii ki söylesin. Aydınlat bizi. Buyurun. 12 yaşından beri maskeler hep hayatımda oldu. Hmm. 12 yaşından beri maskeler hayatımda oldu. Bravo. Gerçekten soru sorsak bu kadar kritik bir bilgi alamazdık. Buradan ilerlerim. Ciddi söylüyorum. Bence de. Buradan ilerlerim Alican abi. Ben tahminde bulunmak istiyorum. Lütfen. Gerekçemi de sunmak isterim size. Lütfen. Aileden gelen bir yetenek dedi dansla ilgili. Selçuk Borak ve kızı Özge Borak geliyor tabii ki benim aklıma. Vav. Wow. O yüzden de Özge Borak olabileceğini ve bu kadar hem sahne hakimiyeti, şarkı söylemekle ilgili olan kabiliyeti de... Çok iyi tahmin Özge ettim. Borak ihtimalini bende kuvvetlendiriyor. Vay be, laflara bak. Tebrik ediyorum. Doğu. Ama şeyde yanılıyor olabilirim, pardon. Bu eğer futbol hikayesi ya da sporla ilgili kısma şey yapıyorsa oralarda boşa düşeriz, bilginiz olsun. Ama. Beni bir yola soktun, ikna ettin, sonra geri şey yapıyorsun. Evet yani. Ben inandım, söylediğine inandım. Yani ya da Sevinç Erbulak olabilir diyeceğim ama Sevinç için biraz boylu. Sevinç daha ufak tefek. Sevinç biraz daha kısa. Melis'cim sen ne düşünüyorsun? Başka bir isim söyle, aynı şeyi bizden özenme. Bak ikimizi şey yapma. Tahritçilik yapma. Ben Çağla Şikel ve Burcu Esmer Soy arasında gidip geliyorum. Çağla Şikel de olabilir. Yani maske sahne demek de olabilir. Yani bana da şöyle çağrışıyor. Venedik, işte bir söylediğiniz isimlerden bir tanesinin acaba hani İtalya ile bağlantısı mı vardı daha önce? Ben Burcu'nun hareketlerine inanılmaz benzetiyorum. Ya şu bir de spor spikerliği. Bir de YouTube vardı değil mi ilkinde? Spor spikerliği vardı, çok net vardı. Zaten. Vardı, ama evet. İşte YouTube spor spikerliği. Yani maskeler bence okey yani Burcu için ve şu yani bilmiyorum Burcu'yu galiba ailesinde de bir şeyler ya vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben galiba farklı bir isim söylemeyeceksem yine Burcu'dan gideceğim. Eda'cığım sen ne düşünüyorsun? Yani şu anda şu sahneye gelen obje her şeyi değiştirdi. Evet. Ben Defne Samyeli diye bir ara düşünmüştüm. Hı hı. Çünkü hem o da sahne alıyor, onun da sesi güzel, fiziği, endamını. Yani bir sürü daha şey var. Bence bir yere odaklanmamak lazım. Evet, biraz. Evet, yani birazcık lazım. Biz de hani farklı tahminler yapmaya çalışıyoruz. Benim de farklı tahminim Defne Samyeli oldu. Bravo. Evet, şimdi Pınar tahminleri. Pınar Altuğ olmadığına emin miyiz ama? Ha, o da olabilir. Ha. Tamam, ben de Pınar Altuğ diyorum ya. Yani. Pınar Altuğ. Evet, o zaman sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Alican. Özge Borak. Eda. Defne Samyeli. Melis. Burcu Esmersoy. Doğu. Sıla. Kim dedim az önce ya? Pınar Altuğ. Pınar Altuğ, pardon. Peki, o zaman alkışlarınızla Aslan'ı kulise uğurluyoruz. Teşekkürler Aslan. Bravo. Mükemmel performanstı. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Kim arar söyle kim arar? Vefasız olanı kim arar? Dalgalandım da duruldum. Çıldırtıcı diyebilirim ya. Çıldırtıcı diyebilir misin? De. Aynen. De bir. Çıldırtıcı. Bravo be. Ya bir insan hem F-16 kullanır hem oyuncu olur mu? Maskesini koruyan kim olacak? O maskenin altında kim var? Açtı. 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 Hanımlar, beyler, çocuklar. Bu gecenin İlk karşılaşmasının
ikinci yarışmacısını, ikinci ünlüsünü önce ipucu paketi, daha sonra performansı için sahneye davet ediyorum. Ağaç sizlerle. İlk karşılaşmamı kazandım ama daha yolun başındayız. Sıradaki şarkımı sıkı çalışmam gerek. Hep coşalım. Hep beraber çaldık, oynadık. Ne kadar çok eğlendik değil mi? Alo? Oğlum, canım, nasılsın? Hadi bu akşam bana gel de senin için yaprak sarması yapayım. Hadi öpüyorum. Bekliyorum bak. Ben sahnelere kök salmışım. Yapraklarımın ucuna kadar az solistim. Sunduğum programlarda seyircilerimle etkileşimim aynı böyle. Ping pong, ping pong. Bir sonraki muhteşem gösterime hazır mısınız? Öyle tatlı bakmasan, kim arar seni, kim arar? Bende bu aşk olmasa, kalbim böyle yanmasa, kim arar seni, kim arar? Sesten nasıl anlayamıyoruz, inanamıyorum ya. Kim bir tek sesten yaş belli oluyor biraz. Kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Hemen Eda'dan başlayalım. Nasıl buldun performansı? Harika. Geçen hafta da çok iyiydi. Bu hafta da çok iyi. Yani sahneye hakim. Bu işi bu olan biri abi. Bu çok çok ortada. O anlaştı. Yani... Kendini ele verdi. İşi bu olan biri. Evet. İşi kendini bu olan. Kendini belli etti abi. Ya, ya oldu. Ses sanatçısı, ya performans sanatçısı ama işi bu belli yani. Evet. Eda? Vallahi çok şeker bir performansı. Zaten kıyafete de bayıldım ben, kostüme. Çok güzeldi. Ben şimdi ipuçlarıyla da bakıyorum. Oğlunu arıyordu, sarma sarıyordu, fal bakıyordu filan. Şimdiden sevdim yani. İstiyorsanız beraber sarma sarıp kahve içebiliriz. Ay çok severim yaprak sarma ya. Melis? De. Yani az solist olduğunu zaten ilk programdan beri söylüyoruz. Gerçekten muhteşem bir performanstı. Kol bastı, inanılmazdı. Bu da zaten öyle. Ama herhalde işte sesini çok iyi kullanan biri. O yüzden çıkaramıyoruz bence sesten. Değiştiriyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Ama performans tabii ki yıkılıyordu yine. İpucu paketinden neler çıkarttınız? Oğlu var. Evet. Güzel sarma yapıyor. Evet. Sarma yapıyor. Sunuculuk ve sahnelere kök salma detayı var yıllarca. Az solist, hem az solist hem sunucu olan çok az insan vardır. Ben hala performans sanatçısı olduğunu düşünüyorum. Yani bu tiyatrocu olabilir, sinema sanatçısı olabilir. Tenisçi değil diyorsun artık, öyle mi? Dalgıç değil ya da. Dalgıç veya tenisçi değil. Değil, tamam. Değil. Tamam. En azından üç kişiyi elemeyeceğiz.
çağrışımlar konusunda konuşmak ister misiniz? Yoksa ben evden getirdiği... Çok merak ediyorum. Ha, o sürprizle mi evet, devam edelim? O bize yol gösterecek gibi ya evet. Abi. Bence de. Ha. Şimdi ağacın bize getirdiği sürprizi sahneye davet ediyorum. Haydi. Ha, faik olsaydı sürpriz tamam derdik. Safiye dedi. Gecenin sonundaki maske açılışı kadar heyecanlı benim için. Ha. O ne? Şapka mı o? Şapka. Emel Sayın. Emel Sayın. Emel Sayın'ın sesini tanırdık. Evet, size ne çağrıştırdı? Ben tanımadım. Bir şey çağrıştırdı mı size? Yok, yani çok tamam. Geniş bir şey. Dinleyelim mi onun cümlesini? Tabii ister ki, misiniz? Tabii ki. Hazırız abi. Evet. Günlük yaşamda ve özel hayatımda yani bir işimde şapkaları çok seviyorum. Ve kullanıyorum. Ya çok tatlı bir insan olduğunu anladım ya, burada. Ya kesinlikle ben. Çok tatlı. Günlük hayatında ve özel hayatında çok seviyor. Bir var mı çağrışım? Tahminlerimiz var biraz. Ay vallahi buldum. Ha, kadın olduğunu doğruysan. Doğruysan. Buldum vallahi buldum. Hadi o zaman alalım tahminleri. Nilgün Belgün. Nilgün Belgün. Benim geçen hafta söylediklerimi bu hafta söylemeye... Ama şapka beni buraya getirdi tekrar. Yoksa ben sayacaktım bütün az solistlerimizi. Oğlu olan, adım Seda adım Sayan, Sibel Can. Nilgün Safiye Belgün az solist değil. Geçen hafta Nilgün Belgün dedi. Aynısı mı diyor. Deniz Akkaya dedim fake aynısı. Fake'tir. Fake olabilir. Okey okey. Herkes kendi, her koyun kendi yani. Bacağında nasıldır hocam? Sahneyi, sahnede müthişsiniz taktikler, yani. Kesinlikle siz sahnedesiniz zaten. Taktikler aslını yaşatır. Nilgün bana Belgün, mı diyorsun sen? Evet. Bu arada. Nilgün Belgün sunuculuk yaptı mı? Yaptı canım her şeyi yaptı. Kadıncağızın nerede tek yaptı? Kişilik oyunu var. Tek kişilik oyun sunuculuk? Sunuculuk da yapmıştır yani yapmıştır yılların. Yapmıştır la olmaz o iş. Yaptı canım her şeyi yaptı. İtiraz ediyorum yapmıştır da olmaz yok yani. Ama yaptı ben hatırlıyorum ya yaptı. Ya ama ben biraz ipuçlarından aslında Derya Baykal'a gittim. Çünkü silikon tabancası vardı Derya Baykal deyince. Aa. Bir de o maskelerin üstüne çiçekler yapıştırıyordu silikon tabancalarıyla. Hani yıllarca Derya Baykal'ın Derya gibi galiba programın ismi. Onu izledik. Her evet zaman ya, üretir. Çok doğru. Sahneye çıkmışlığı var. Tiyatrocuydu eskiden. Fal bakıyor oğlu var onun da yönetmen. Ama fake ipucu olabilir. Çünkü ay Eda bence yakaladı mi? Şu an. Yani o yüzden şapka seviyor olabilir. Öyle aksesuarları çok seven bir kadın. Ben evet, şu evet. An Derya Baykal diyorum. Mantıklı. Çok mantıklı. Ben de Lale Başar'la Devrim Yakut arasında kalmış durumdayım. Birazcık başka taraftan geleyim hadi. Şapka takmıyor ama Devrim'in de sesini tanırdım gibi de geliyor. Şarkı söylerken. Bence de tanırdın. Ben Lale Başar'a döndüm. Bu... Bir dakika. Seda Sayan değil, Seda ablanın sesini tanırdık. Evet, tanırız. Yok, Seda Sayan. Hayır, sesini onu söyleme, değiştirmiş o olabilir. Bir dakika. Sesini... Benim şeyime karışma. Bize döndün diye karıştık, buyur. Ha, tamam. Karışamıyorsun. Duymuyorum tamam, ben tamam. Artık seni, hayır. Gel, karış. Hayır. Oya Başar diyorum ya. Oya Başar Oya geldi. Başar çok doğru abi, Oya Başar çok mantıklı be. Helal olsun Alican abi, sağ ol ya. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Gecenin ilk karşılaşmasının oylaması için Aslan'ı sahneye davet ediyorum. Ay geliyor gönlümün efendisi. Ve aslan mı, ağaç mı oylamasında sürenizi başlatıyorum. Süreniz bitti. Ya inanın ben sanki ben yarışıyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Aslan mı, ağaç mı? İkisi de ormanın bir evladı diyelim. Ya... Ve bizle yola devam edecek olan ünlümüz gelecek haftalarda yeni performanslarla karşımızda olacak. Bu oylamada daha az oy alan ünlümüzse
gece sonundaki potaya gelecek. Ve bizimle yola devam eden ünlümüz ilk karşılaşmanın galibi Aslan. Ağaç üzüldü ya. Yani ne yazık ki her yarışmanın bir kuralı var. Ağaç için o güzel performansından dolayı kendisini tebrik ederken hiçbir şeyin bitmemiş olduğunu altını çizmek istiyorum. Çünkü bu gecenin sonunda potada yeniden oynayacağız. Ve belki Ağaç da bizle birlikte gelecek haftalarda yoluna devam edecek ya da maskesini çıkartacak. Bakalım neler olacak. Dünyanın en gizemli yarışmasında pota için Ağaç'ı da uğurluyoruz. Alkışlarınızla. Teşekkürler. Metin abi ne kadar güzeller. Gerçekten hayranlık uyandırıcı performanslar. Vallahi bence de öyle. Bir kere her hafta daha da kızışıyor yarışma. Ve yarışmacılar da her seferinde üstüne daha bir şeyler koyabilmek için gerçekten ciddi şekilde uğraşıyorlar. Hem kendilerinin tanınmaması lazım, hem de çok iyi bir performans sergilemeleri lazım. Bu arada ben dedektif arkadaşların yerine kendimi koyuyorum, bir empati yapmaya çalışıyorum. İşleri hakikaten çok zor. Allah kolaylık versin diyorum inşallah. Hocam saygılar. Teşekkürler hocam. Metin abi yardımlarını bekliyoruz. İşte elimden geldiğince falan ben yardım Metin edemiyorum. Metin abi maskesiz gören sayılı insanlardan herhalde. Ama kendisi ser veriyor, sır vermiyor. Ben iki üç kere denedim, olmuyor yani. Bu yarışmada o arka planda da çok iyi korunuyor yani. İnanamaz insanlar arkada yaşadıklarımızı bilse. Mesela Melis'in yanına gideyim, herhangi bir yere çıkayım ya da lavaboyu kullanmaya tuvalete gideyim. Dört kişi beni durdurup izin istiyorum, bekliyorum. Zaten kaçıyorsunuz. Aslında biz kendi aramızda organize olabiliriz. Yani odaları basacağız eğer biraz daha bilemezsek. Basamazsınız. Bütün hepsinin önlemi alındı arkadaşlar. Her yerde koruma var zaten. Her yerde. İnanın sevgili seyirciler, ekranlarının başındaki siz sevgili seyirciler. Buradaki atmosferi, kamera arkasındaki atmosferi size anlatamayız. Ben hayatımda hiç bu kadar korumayı bir arada görmedim. Hepimizin başında birer tane koruma var. Kendimi şey gibi hissediyorum, böyle hani Amerikan başkanı gibi hissediyorum zaman zaman. Çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederiz bütün emekleriniz için. Sağ olun. Şimdi dünyanın en gizemli, en heyecanlı yarışmasında gecenin ikinci karşılaşması. Şövalye ve Unicorn arasında olacak. Şövalye'yi sahneye davet ediyorum. Şöyle geliyor adam ya. Ve karşınızda Unicorn. Oh. Unicorn uçarak geliyor. Ah. Evet. Zarafete ve asilliğe bayılıyorum. Gecenin ikinci karşılaşmasının ilk performansı. Ama önce ipucu paketi. Unutmayın, 3 doğru bir yanlış ipucu var. Ve daha sonra performansıyla şövalye sizlerle. Bugüne kadar kazandığım her başarının arkasındaki en büyük desteğin ne olduğunu biliyor musunuz? Taraftarlar, seyirci ile iletişimin önemine hep çok inanırım. Şarkımı söylerken hep onlarla göz gözeydim. Seni bu yerlere gönderek hiç sığdıramaz. Ben tabii. Başarının en önemli anahtarı
sağlıklı ve pozitif enerjili bir bedene sahip olmak. İğnelerin tedavi edici özelliğine inanırım. Çelik gibi adamım. Siz de böyle olmak için... Kestik. Arkamda destekçilerim ve seyircilerim olduğu sürece ben burada kalmaya devam edeceğim. Üç şövalye babasıyım. Biri kimsin sen mi dedi? Bunu öğrenmenize daha çok var. Aa, gitarla mı? Gitarla çıktı. Ne olursun güzelim, sevsen beni. Yar deyip de sinene sarsan beni. Ne olursun güzelim, sevsen beni. Yar deyip de sinene sarsan beni. Bir gün öldüreceksin. En sonunda sen beni, en sonunda sen beni. Bir gün öldüreceksin. En sonunda sen beni, en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de, sevdim de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Aşık gibi sevmezsen, kardeş gibi sev beni, kardeş gibi sev beni. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de, sevdim de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de, sevdim de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Şimdi Müzeyyen, Senar, Tarkan, üstüne şövalye. Vallahi çok beğendik. Evet. Nasıl buldun performansı Doğucu? Çıldırtıcı diyebilirim ya. Çıldırtıcı diyebilir misin? De. Aynen aynen. De bir. Çıldırtıcı. Bravo be. Bravo. Sağ ol. Eyvallah, sağ ol. Melis'cim sen? Sahne şovu bütünüyle çok iyiydi bence. O dalgaların olması inanılmaz. Bir de sesiniz de çok karizmatik bir ses. Karizmatik, tok bir ses. Ben her bölüm size bir iltifat ediyorum. Bacaklarınız da çok kaslı. Geçen onu dediydim, Melis de. Ben de çok beğendim. Çok da güzel hazırlanmış. Bütün dansçılarımız falan, herkes yıkılıyordu. Evet. Siz de çok güzel hazırlanmışsınız. Çok beğendim. Şimdi ipuçlarında kayboldum. Kim, kim, kim diye düşünmekten. Ses de tanıdık geldi bana. İnşallah. Öyle mi ya? Ses tanıdık geldi mi sana? Geldi. Acaba sen kişisel olarak da tanıyor olabilir misin? Şöyle yapınca yani, bilmiyorum.
tanıyor muyum? Ama ses tanıdık geldi. Şimdi ipuçlarının şöyle hangisi doğru, hangisi yanlış onları çözmeye sesi çalışıyorum. Sesi çok böyle gerçekten karizma bir sesi var. Belli ki onun konuşma, evet, çok sesi de öyle. Ama kimdir yani, hiç şey yapamıyorum. İpuçlarına geçmeden önce bir şey hatırlatmak isterim. Geçen haftalarda bir anons yapmıştım. Demiştim ki burada olan ünlülerimiz, eski sevgililerimiz, efendim ailemizden biri ya da ne bileyim kapı komşumuz. Yakın arkadaşımız. Yakın arkadaşımız. Baba. Aynı işte oynadığımız birileri. Herkes mutlaka olabilir. Evet, ben de onu düşünmedim. Evet, değil biraz yani. Bunu uyarmak zorundayım çünkü. Ya belki obje bize yardım eder. Evet evet, obje. Önce ipucu paketini değerlendirmek zorundayız ama. Değerlendiriyoruz. Şimdi bir kere benim kafam şurada karıştı. Bir önceki ipucu VTR'sinde de şimdi de böyle hep bir sürü insanla görüşür gibi bir ifade vardı. Ve şimdi akupunktur, iğne, sağlık falan filan çok geçti. Hani bir doktor da bir sürü insanla görüşür ya. Acaba selebriti bir doktor mu diye düşündüm, böyle televizyon programı olan filan. Hep oralara bir gittim. Ama arkadaşlarım dedi ki ne doktoru filan diye üstüme geldiler arada. Gelmedik be, geldik mi biz senin? Geldiniz. Ben geldim. Hatırlamıyorsun Alican, geldin. Ben yapmam öyle bir şey. Kutsi mi? Daha çok Doğu. Doktor Kutsi mi? Fake değil, gerçek bir doktordan bahsediyorum ama Kutsi de artık almıştır diplomasını. Belki de oynadığı doktor dizisi üstünden bir şeydir göndermek. Yani şöyle, bir de üç çocuk, üç şövalye babasıyım dedi. Üç çocuklu biri mi? Üçü hani de erkek mi acaba? Üç şövalye. Yani evet, iki şövalye bir prenses. Gerçek bir ipucu mu? Fake de olabilir. Onun dışında da ben şarkıcı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Bence bir sahne insanı değil, sadece böyle yetenekli ve özgüvenli ve karizmatik bir beyefendi. Sahne performansının neyini beğenmedin de oyuncu olduğunu düşünmüyorsun diye sorarlar adama. Hayır, her ünlü oyuncu mu yani? Bir sürü ünlü var, bir sürü nereden, meslek dalında. Nereden buna vardı acaba? Ben sizin aranızdaki gerginliği kaldıramıyorum. Ama sadece oyuncu olur yani. Yok, ben de aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Bence de oyuncu veya tiyatrocu falan olmayan, şarkıcı olmayan bir... Evet, diğer bir dallardan bir ünlümüz bence de. Ama sporcu da olabilir bu arada. Evet, biz ipucu paketinde çok kaybolduk. Yani bir de madalya var, birinci sporcu dumbbell'larla gördük. Evet, bir de yani vücut olarak da yapılı duruyor şövalyeden dolayı mı onu da anlamadık ama. Ümit Davala olabilir. Şu saçın ortası şey. Yani belki obje bizi bir yere yönlendirir evet, yani. Evet, bence de artık... Obje göreceğiz. Obje Joker hakkımızı benim kullanmak istiyoruz biz. Benim en çok zorlandığım yarışmacı tamam, galiba. Benim de öyle. Evet, yani. Şimdi vakit kaybetmeden bence bize getirdiği ipucunu sahneye alalım değil evet, mi? Evet, evet, evet. Alkışlarınızla hanımlar, beyler. Aa, çok gizemli geliyor bu ipuçları. Krampon çıkacak içinden. Aa, baharat. O ne? Diyorum size işte, doktor. Neler var orada? Aa. Üstünü okusana, ne yazıyor? Kekik. Tamam. Zerdeçal. Ya işte. Sağlık timsali biri. Zencefil. Ihlamur. Çok hasta olan biri. Söylenmez. Evet. Ne çağrıştırdı sizi evden bize getirdikleri? Ya ben hala diyorum ki yani selebriti bir doktorumuz. Kim vardı öyle ya? Ama kim? Evet Doğu. Bir şey geldi oradan. Evet Doğu. Evet ay, Doğu. Sal gelsin. Aklıma biri geldi ama adını bilmiyorum. Canan Karatay. Sen cinsiyetleri tam tutturamıyorsun biliyor musun? Evet. Mesleği tutturuyorsun, cinsiyette karıştırıyorsun. Evet, kadın olsaydı Canan Karatay demiştik şu anda. Yani şey olabilir. Mehmet Öz bilmiyorum gelmiş midir Türkiye'ye ama Ender Saraç Ender olabilir. Saraç sanki Ender iddialı Saraç ve nokta atışı gibi mi? Gerçekten doğru bir noktaya doğru ilerlediler. Yani bu böyle hani aşçı mı? Aşçı gibi de geliyor şey. Bana da öyle Arda geliyor. Arda Türkmen falan yani mı acaba ya? Yani ipuçlarında bir tane bile bir şey olmaz. Ben de Arda baksana, Türkmen olabileceğini baksana boyu da oluyor sanki. Çünkü spor üç çocuğu ne ara yapsın Arda Türkmen, yeni evlendi ya. İşte o yanlış olabilir. Ben Arda Türkmen'den yana kullanacağım. Geçen hafta nikah kıydı adam. Ne ara üç çocuğu yapsın? Şimdi o zaman şuna geçelim. Bize kendi cümlesini söylesin. Sonra evet, da... Biz evet, bunu unuttuk ya. Sadece cümlenizi söyleyin. Ben bunları kendi mutfağımda tüketiyorum. Sizlere de öneririm. Ay kesin doktor, evet. Evet. Yani sağlıklı yemekler yapan biri mi acaba? Aynı zamanda spor da yapıyor spor, belli ki. Evet, sporu çok net görüyoruz yani. Benim var şeyim, tahminim Melis'ten çalmış
olsam da her ne kadar bir tahminim var. Yapayım mı tahminimi? Lütfen. Ben Arda Türkmen diyorum. Gerektiğimi de şöyle açıklayayım. Çünkü spor iki şeydir, ipucu paketidir. Gördüğüm şey sporla ilişkisi olduğu. Kendisini de bildiğim kadarıyla hem bir bisiklet sanıyorum şeyi var. Böyle dereceleri de olduğuna dair bir fikrim var benim. Yanlış bak, olabilir. Bak neler biliyor bu Alican, gizli gizli ama, ya da ünlüleri araştırıyor. Hayır vallahi araştırıyorum. Çok beğendiğim biri olduğu için onunla ilgili fikrim var. Olabilir diyorum. Doktor olma ihtimali de çok çok yüksek ama. Peki Melis? Arda Türkmen konusunda aynen. Ben de Arda gibi düşünüyorum ama Ender Saraç da çok mantıklı geliyor bana. Evet. Bu sağlık ve doktor kısmından. O yüzden sen Arda dedin, ben de Ender diyeyim, Ender Saraç diyeyim. Ender Saraç. Yani bir de program falan. Olur olur. Mantıklı mantıklı şeyler bunlar. Doğucuğum? Abi Arda Türkmen olduğunu düşünmüyorum. Güzel. Çünkü hayır, sesi çok ya. Bir kere tok bir sesi var. Arda Türkmen'in evet. Sesi biraz daha bence ince de, böyle. De değil o. Onu Arda Türkmen şeyi alamadım. Tınısı. Tınıdan eledim. Somer şef olmadığını da düşünüyorum. Nusret? Yok. Böyle yapmadı değil hayır, mi? Hayır hayır, bir şeyleri şaplaklamadı falan. Yılmaz Morgül diyorum ben. Aa diye ses geldi şuradan Doğu. Aa. Bravo, Yılmaz Morgül değil mi? Bayağıdır piyasada yok ama sağlıklı yemeler, genç kalmalar falan. Öyle bir takıntısı vardı Yılmaz Morgül'ün. Ama sesten anlardık onu da, pardon. Tamam, Yılmaz Morgül de değil. Kendimi eledim şu anda. Yılmaz Morgül sesten anlardık. Sporcuları düşünsene biraz, orayı çok kaybettik. Evet, biraz sporcu düşünsene. Ya bizi sen bütün iki tane zerdeçaldan aldın, tıp dünyasına soktun ya. Ama ne yapayım, evinden adam zerdeçal getirmiş. Ben mi dedim? Zor, en baskın gördüğümüz gündelik şeydi hayatımda sanki. Gündelik hayatımda zerdeçal tüketiyorum, tavsiye ederim dedi. Bu illa profesyonel olarak zerdeçalcı olmasına gerek yok. Niye bizi yanıltıyorsun? Profesyonel zerdeçalcı ne demek ya? Ben hiç profesyonel zerdeçalcı görmedim. O zaman Kapalı Çarşı'nın en ünlü baharatçısı yani. Olabilir. Ne Kamil olabilir Eda'cığım? Kapalı Çarşı'nın en ünlü baharatçısı Kamil abi. Sen oo. Misin Kamil? Oo diyor, inandı. Yani bilmiyorum, zor bir tahmin ya. Hakan Ural falan olabilir mi? Onun üç çocuğu yok muydu? Aa. Program da yapıyor. Ama sağ güzel bir tahmin. Onu da ben alabilir miyim? Tahminim yok. Al canım. Sen direkt. Hakan Ural diyorum ben de. Doğu, bir tek sen kaldın. Nilgün Belgün değil. Ve Acun Ilıcalı da değil. Onu ben sana tekrar hatırlatayım. Hasan Kabze diyor. Ay, oy, onu unuttum. Hasan Kabze de değil, evet. Az önce Google'lattı bana Hasan Kabze'yi. Tanımıyorum dedim. Nasıl tanımazsın dedi. Google'lattı bana. Hasan Kabze'yi tanımayan insan... Bu ülkede yaşamamıştır. Abi evet ya. Maalesef. Gerçekten açık konuşurum. Evet. Tahminleri sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Ender Saraç. Ender Saraç. Hakan Ural. Hakan Ural. Ben Arda Türkmen'de yine de kalıcıyım. Çünkü konuşma sesiyle şarkı sesi değişebilir. Metin abi buradayken daha iyi bilir bu işleri ama yine de. Arda Türkmen, Doğu. Kutsi de bari. Doktor olmalı. Mantıklı bu arada. Evet, Kutsi bence o de fake çok olabilir mantıklı. Abi. Niye Kutsi. Söylemedik evet, ki niye Kutsi? Söylemedik Kutsi? Üç çocuklu. Kutsi gerçekten Kutsi mantıklı. Kutsi diyorum. Kutsi. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Gecenin ikinci karşılaşmasının diğer yarışmacısı, Unicorn'u önce ipucu paketi, sonra performansı için sahneye davet ediyorum. Öyle bir geçer zaman ki. Aa, direkt. Daha ne olsun yani, dizinin müziği. Hiçbir yere geç kalmak istemem. Çok dakiyimdir. Hiç kimseyi bekletmeyi sevmem. Ama bekletilmeyi de hiç sevmem. Kokulara aşığım. Bu yüzden çeşit çeşit parfümlerim her zaman elimin altındadır. Hayatta en önem verdiğim şey her zaman tertemiz, bakımlı olmak ve en önemlisi mis oyunculuk gibi kokmaktır. Belki. Öyle bir geçer zaman ki çaldı. Bu fake'tir. Fenerbahçe. Fenerbahçe demek. Ya da Fenerbahçe'ye doğru. Üzerimde artık çok daha fazla göz var. Nazar boncuğum olmadan şuradan şuraya gitmem. Sahnede görüşürüz.
Bye. Herkes çok beğendi. Sahnenin her anı doluydu yani. Bir tane boş geçtiğiniz bir an yok yani. Şurada da sadece şarkıyı söyleyeyim bile yok. Zaten dolu dolu şarkıyı söylüyorsunuz ama her an çok heyecanlandım değil mi? Bence muhteşem bir performans. Ve sana bir detay daha vereyim. Dekordaki kelebeğini getirin. Neyi getirin? Kelebekleri de gördün mü? Kafamda da kelebek. Ama oraya gerçekten gitti. Yıkılıyor. Bak kemere bak Melis. Kemeri de parıl parıl ya. Şakira ay, evet. Kemeri. Şakira evet. Diyorum ben. Çok yakışmış. Çok çok güzel. Bayıldık biz Melis'le. Sakinleştim. Her şey iyi şu an. Anormal bir performanstı. Bana bakıyorsun direkt söyleyin. Bu konu kapansın. Yok Doğucuğum yani. Ne demek istersin mesela Doğu? Anormal bir performans. Ne demek istersin? Bu anormal demek isterim bu sefer. De bakalım. Demişim kabul edelim. Tamam peki. Evet çok çok iyi performanstı. Ses de inanılmaz tanıdık geliyor. Evet bunu ya. Bunu ipucu paketleriyle birleştirelim mi ya, gördüğünüz şeyi? Bir kere öyle bir geçer zamanki şarkısıyla başladı ipucu VTR'si. Evet. Ve biz hani öyle bir geçer zamanki efsane dizilerden biri orada oynayan bir oyuncu diye ilk aklıma o geldi. Hemen onu not aldım. Yani oraya çok takıldım. Yani gerçek ipucu mu bilmiyorum ama oyuncu olabileceğini düşündüm yani.
Ben oyuncu olduğunu düşünüyorum zaten. Yani geçen defaki tahminimden vazgeçmek zorunda kalacağım. Çünkü şarkıyı yani seslendirme şekliyle ilgili de bir... Geçen haftalardan en söylemiştim. Wilma Ellis demiştim ama bu sefer... Bu sefer de bana öyle geldi ama. Bana da bu sefer öyle gelmedi çünkü yani çok hakim dile gibi hissettim ben. Yani beni düşündürüyor. Wilma olmayabilir üstünden bir sürü şey. Bir de uzun boylu da bayağı. Sana ne düşündürdü peki? Wilma olmayabilir. Kim olabilir? Ya Yeliz Kuvancı olabilir dedim. Yani o da, onun da sesi çok iyidir. Resim yapıyordu. Resim. Kokulara evet. Düşkünüm dedi. Evet. Fenerbahçe atkısı vardı ama o belki fake'tir diye ben düşündüm. Hiç yani sporla ilgili bir şey gelmedi aklıma. Belki taraftarıdır. Ama belki taraftarıdır, evet. Başka kim var öyle bir geçer zamanki de? Benim aklıma bizim Ayşe Bingöl var. Gözde Barah Seda var. Altuner de geldi. O da Ayşe Bingöl. Resimle alakalı belki olabilir mi? Öyle bir geçer zamanki de oynuyordu. O senin annen mi? Sadakat. Benim annem de Sadakat. Annesi sen misin diye. Anne. Benim annem burada mı? Sevgili kıymetli dedektiflerimiz. Direkt daha soru mıydı? Soramıyoruz. Benden yansıtabilirsiniz ancak. Annem mi sorar mısın? Soramam. Beklemeyi sevmez diyor. Direkt aklıma o geldi. Ya şu Aytım'ı görsek... Evet, bir şeyler uyanacak galiba. Evet, evet ya, peki. Yalnız bu parfüm meselesinden nereye varabiliriz acaba? Bir ara varamaz. Varamayız herhalde kişisel olarak evet, sevdiğim bir şey herhalde. Evet, o bir zevki gibi yani. Bence kafa karıştırıcı bir şey. Herkes güzel kokmayı sever yani yalan dolan. Aa güzel kokmayı sever şu diyecek halimiz yok affedersiniz de lütfen unicorn hanım yani. Ama eskileri de unutmayalım. Taksi. Şu an ipuçlarını mı konuşuyoruz bu arada? Evet. Yanlış gitmiyorum. Evet. Taksiye binmiş bir taksi. Yabancı hissetmek. Resim yabancı yapıyordu. Yabancı hissetmek vardı özellikle. Resim yapıyordu deniz kenarında. Tamam kesin Wilma ya. Wilma evet. Bakalım unicorn bize ne getirdi? Sahneye alalım. Evet. Beyefendinin kim olduğunu tahmin etmeye başladık biz artık işi abartın. Yani gözlüklü beyefendi siz kimsiniz? Hadi tut birlikte açalım. Bir, iki, üç. Hoppa. Ah, o ne? Ay Cinderella. Ödül mü? Hayır, üstünde Türk Hava Kuvvetleri yazan... Şanlı askerimiz. Ha bir dakika pilot muymuş yani? Nasıl yani? Kadın yani pilotlarımızdan... bir objenin kendisi bu kadar heyecanlandırabilir mi ya? Bak bakar mısın? Ben isim yazıyorum onu da okuyabilirsin. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerimizin 1911 kuruluş yılı biliyorsunuz. Evet. 4 yıldızın olduğu kartal amblemi var. Çok seviyorum bu amblemi gerçekten. Bunu söylemeden geçemeyeceğiz. 1911 yılından beri bu ülkeyi havadan koruyan, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, sonraki bütün her anında Türkiye'yi, ülkemizi koruyan bütün pilotlarımıza, askeri pilotlara saygılarımızı sunuyoruz. Unicorn'a da bizi böyle bir objeyle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Acaba bu objenin anlamı ne? Evet, onu merak ediyorum. Annesi veya babası pilot bence. Kendisi bu konu pilot kapandı. Olabilir miydi diye düşünmeden. Mi? Ya hadi söylesin. Kendisi savaş pilotu olamayabilir diye yani çok ilginç bir bilgi oldu bu. Eğer gerçekten pilotsa bu her şeyi değiştirir. Ama neden ona dair hiçbir şey yok ipuçlarında o zaman? Bunu ayrıca getirecek diye ya. İpucunda parfüm var değil. Bir de parfüm getirse olmazdı ki. Ama belki açıklayacağım ama yani gider babam. Pilotsa çok belirgin bir şey ya bu. Ya bir insan hem F-16 kullanır hem oyuncu olur mu ya? Olmaz. Aa bak film var. Film üstünden gidebiliriz. Aa evet. Ha. Aa. Şu an kimler ne? Var? Hadi. Dur, hadi bulun. Evet isterseniz şimdi onun bize söyleyeceği... Hadi dinleyelim. Ben yavru bir unicornken, yani ben küçükken sevdiklerimi hep gökyüzünde arardım. Hep onları gökyüzünde görürdüm. Teşekkür ederim. Kesin baba bir ünlüyle ilgili bilmediğimiz bir şey var. Bir röportajında yani söylemiştim. Yani benim iki tane ihtimal var kafamda. Farah Zeynep Abdullah ve Yeliz Kuvancı. Wilma'dan vazgeçtim. Çünkü çok yani bu kadar ilerlettiyse de bravo. Peki şimdi tahminlere geçiyoruz. Bu sefer kimden başlayayım? Benden başla. Hadi Eda'cığım. Hadi be.
Yani son gelen obje birazcık kafamı karıştırsa da Vilma'ya sadık kalıp Vilma Eles diyeceğim. Vilma Belki Eles. Ailesinde bir pilot vardır. Ben de bu defa Yeliz Kovancı diyeceğim. Yeliz Kovancı. Ben de Ayça Bingöl diyorum. Ayça Bingöl. O ne be? Öyle bir geçer zaman ki. Bir de baksana çok asil. Sahneye inanılmaz diğerleri kullanan... Ne demek ya istiyorsunuz? Yeliz Kovancı asil değil. Asil değil midir? Dursun sakın öldeme parçalar beni sette. Doğru. Yeliz'i çok seviyorum. Ayça Bingöl diyorum ben. Ayça Bingöl diyorsun. Şimdi teker teker... Böyle bir şey yapamazsın ya. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Ne alaka ya deyip, ne alaka ya deyip anında çalıp alamazsın. Çal istediğin kadar. Hayır, çal. Benim aklıma gelmişti şey zaten. Sen söyleyince ne alaka deme. Benim aklıma gelen şeyi nasıl söylüyorsun? Ne alaka diye düşündüm. Evet, o beyin okuyabiliyor, bilmiyor musun? Aklından geçenlere dikkat et. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Hanımlar, beyler, çocuklar, ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz. Şimdi ikinci çarpışmamızın, ikinci karşılaşmamızın oylamasına geçeceğiz. Şövalye mi? Unicorn mu? Sürenizi başlatıyorum. Süreniz bitti. Ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz. Şövalye mi? Unicorn mu? Tahminlerinizi bekliyoruz. Et, maske kimsin sen? Evet, birazdan sonuçlar bize gelecek. Peki, dünyanın en gizemli, en heyecanlı yarışmasında, bu dedektiflik oyununda bizimle önümüzdeki haftalarda devam edecek maskesini bu haftalık koruyan ünlümüz Unicorn. Bravo. Alkışlarınızla uğurluyoruz. Tebrikler Unicorn. Tebrikler bacım, bravo. Sevgili şövalye, gecenin sonunda potada yeniden oylanacaksın. O yüzden hiçbir şey bitmiş değil. Biz çok beğendik. Ve alkışlarınızla şövalyeyi de pota için uğurluyoruz. Hanımlar, beyler, çocuklar, heyecan dorukta. Acaba bu gece son karşılaşmamızdan sonra hangi ünlümüz maskesini koruyacak, hangisi potaya gidecek, hangisi pota oylaması sonunda maskesini çıkartacak? Az sonra. Gözü yaşlı tek başına. Ay bir fena oldum ya. Kafayı benle bozdu bu kız. Kafayı neyle bozdu? Uksa ben deli miyim? Koşa koşa gelirim. Rengimiz belli olsun Mete Hanım. Ben işte defterimi okuyor. Gökçe Bahadır diyorum. Neye dayanarak? Neye mi dayanarak? Neye dayanarak diyor. Maskesini koruyan kim olacak? O maskenin altında kim var? Kimsizler, 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 kimsizler. Açtı. Görmüyor musun? Açtı. Kim? Açtı. Baksana. Açtı yüzünü. Bravo! Gecenin son karşılaşması için ejderha dinozora karşı ve sahneye ejderhayı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ve hanımlar, beyler, ejderhaya karşı dinozoru sahneye davet ediyorum. Bakar mısın? Vay. Woo!
Geçen haftalardan da biliyoruz. Müthiş iki kostüm, müthiş iki performanstı. Evet. Evet, çok iddialı ikili. Evet, daha fazla uzatmadan. Önce Ejderha'nın ipucu paketi, sonra performansı sizlerle. Hamaklar. Arkada biri yatıyor. Bak. Başarılarımı ve vizyonumu farklı ülkeler ve farklı kültürlerde aldığım eğitim ve disipline borçluyum. Seyircilerin beğenisini kazanmak ise çok sıkı bir çalışmanın neticesi. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi ya. Neden mi iddialıyım? Bu mikrofonla beni ilk görüşünüz değil. Sahne benim olmayı en çok sevdiğim yer. Rock and roll. Bugüne kadar yönümü her zaman içgüdülerime güvenerek buldum ve asla yanılmadım. Kuzey, güney. Şu tarihin içine girdim mi hiç çıkamıyorum. Tarihi dizilere bayılıyorum. Bu haftaki performansım da tarihe geçecek. Ha ha ha. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne. Muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine. Döner miyiz yine eski günlere? Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne. Muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine. Döner miyiz yine eski günlere? Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle. Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük gözü yaşlı tek başına söyle. Söyle, yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı tek başına. Ay bir fena oldum ya. Yine eskisi gibi beraber olsak, ne olur sanki geçenleri unutsak. Hayat bitse, dünya dursa, ölüm bile olsa, biz hiç ayrılmasak. Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle. Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı tek başına. Aradığın aşkı söyle. Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı tek başına. Performansıydı galiba. Çok güzeldi be. Evet.
Hanımlar beyler şahane. Sahne yanıyor. Ya yansın yanıyor canım. Yani burayı da yakacaksa bir ejderha yakar zaten haliyle. Evet. Çok güzel bir sesi var. Gayet güzel bir sahne şovu. Yani, çok mutlu olduk. Koreografi hani bir ara o dans çok güzeldi. İkili o performans çok güzeldi. Ya çok güzeldi ya. Orada koreografide çok bir şey yok. Abla akrobatik abla yapmış yanına. Orada oturuyor, hayır, kalkıyor. Orada bir şey yok. Hayır, yaptılar ya. Bırak Allah aşkına. Akrobatik ablanın şovu vardı. Şu anda ya bu kız kıskanıyor. Bir de Melisa bakıyordu. O sırada kaçırdı büyük ihtimalle. Ablanın yani, şovu vardı orada. İnanılmaz. Şimdi ipucu paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Oradaki ipuçlarından. Unuttuk gittik evet. Tanser'cim. Öyle güzel bir şey söyledik ki ipucu falan kalmadı. Farklı ülkelerde eğitim almış. Evet, eğitimleri, böyle rock and roll, karizma bir insan belli evet ki. Yani orada bir tarihi diziler ve kuzey-güney detayı vardı. Ciddiye evet, oyuncu o yüzden herhalde. Alınması gereken bir şey bence. Tabii kesin oyuncu. Kesin oyuncu. Bir erkek oyuncumuz. Kuzey-güney doğru ipucu muydu bilmiyorum, yoksa kuzey-güneyde oynamış mıydı? Tarihi bir dizide oynamış herhalde, öyle anladık. Bence tatlı tuğ değil. Karizma bir jönümüz herhalde. Şimdi Doğu yine, Hakan neydi? Bir futbolcu var ya söyleyeyim. Hayır, Hasan Kabze. Yine kabze diyecek. Değil mi? Tahminin oydu şimdi. Bu da doğru söyle. Şimdi dilerseniz bize ejderhan getirdiği şeyi bir görelim. Evet. Ha. Peki. Bize ne getirdin ejderha? Küçük bir şey. Teşekkür ederiz ve... Merak içindeyiz. Açayım mı? Evet, 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 tabii. Haydi. Aç, 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 aç. Gel birlikte aç, açalım. Aç, aç. Ejderha, tut elimi. Ve bir, iki, üç, hop. Bak. Aa, ne? Aa, boş kutu mu getirmiş? Aa, bir şey çıktı. Hayır, bir şey çıktı. Aradan bir şey. Aa. Aa, Dreamcatcher mı? Ne o? Misina'ya bağlı bir balık yemi. Çapari diye Çapari tabir ettiğimiz. Hmm. Belli. Buradan şey gibi bile duruyor, bir seri katilin arkasına bıraktığı bir obje gibi bile duruyor. Hayır, hayır. Döndüm. Daha daha şovum var Tanser. Balık tutan ünlüler yaz. Ben. Yaz abi. Ben. Yazar mısın lütfen? Ben evet abi ve buradayım. Şimdi... Okey. Bir cümle söyleyecek. Alalım mı onu? Doğada olmayı, balık tutmayı çok seviyorum. Çok rahatlatıyor beni. Doğada olmayı, balık tutmayı çok seviyorum. Çok rahatlatıyor beni. Yani hiçbir şey söylemedi gibi bir şey midir? Yani bütün insanlarla aynı özelliğe sahip. Sahibim. Bence çok şey söyledi. Öyle mi diyorsun ya? Tanser anladı sana. O zaman yaz. Doğada olmanın rahatlattığı ünlüler. Ünlüler. Alican benim diyor ama nasıl inanalım? İşte hem oradayım sağımızda, burada olamam. Yani birkaç tane sayayım size istiyorsanız ama bence siz tahmin edin. Evet Doğu, tahminini duyalım. Senden net bir şekilde Buğra Gülsoy. Buğra Gülsoy. Bu konuda açıklama da yapmayacağım. Açıklama da yapmayacağım. Melis? Valla Kuzey Güney'den dolayı şu an ben senden gel Buğra Gülsoy. Çalıyorum yani. Kuzey Güney'den dolayı oraya gittim ben de. Bir de tarihi diziler dedi. En son bir tarihi kafayı bir dizide benle bozdu bu kız. O anlaşıldı. Ben... Kafayı neyle bozdu? Neyle bozdu kafayı bir daha sen? Benle bozdu abi. Abi çok iyi. Ben azmimi istiyorum arkadaşlar jürilikten. Çünkü dura dayanamayacağım galiba. Yok abi olacak gibi değil. Ne dersem sana oluyor abi. Sana şey sen... oldu değil mi? Musallat oldu sana. Mehsun oldu abi. Kafa bir şey söyleyeceğim. Seni abi, yerli yersiz... Bir hocaya götürelim. Abi, yerli yersiz mesajlar atıyor değil mi sana? Olacak gibi değil yani. Melis kendine çeki düzen vereceksen de ver lütfen rica ediyorum. Ben konuşacağım bugün yayından sonra kendisine bunun oturup... Bunun gidişatı yok. Ben rahatsız evet, olmaya başladım. Evet bunun sonu yok. Çok tatlısınız ama... Tansercim çok teşekkür ederim. Buğra Gürsoy geldi. Melis. Buğra Gülsoy. Sen de Buğra Gülsoy. Evet. Yani bir de tarihi dizide oynadı ya en son. Tarihi çok severim falan dedi. Yani bir sürü ünlü var ama hani ben sizi yönlendirmiş gibi yani olmayayım Kıvanç ama. Kıvanç Tatlıtuğ da olabilir o zaman. Kuzey Kıvanç Tatlıtuğ olur, dolayı. Kadir Doğulu olur. Bayağı. Aa evet. Buğra dedin. Ağız bildiğimizi bozmayalım. Ne diyorsun? Eda'cığım. Ne diyor? Buğra dedin. Ağız birliğimizi bozmayalım. Ne diyorsun? Abi böyle bir şey olamaz. O zaman biz de bir ağız birliği ya yapalım Alican. Gel. Tamam onların ikisinden bir tahmin geldi. Bizden de bir tahmin geliyor. Tamam hadi bakalım. Cemal Ünal diyoruz biz. Cemal Ünal diyoruz. Açıklama ben yaparım. Ben Doğu Demirkol gibi değilim. Ben açıklamasını evet, yaparım. Ya zaten. Siz Buğra Gülsoy dediniz. Biz Cemal Ünal. Peki ünlülerimiz ikiye bölündü. Dedektiflerimiz. Evet. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler.
Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Bu gecenin son karşılaşması için önce ipucu paketi, sonra performansı için sahneye dinozoru davet ediyorum. Şimdi sanırım neden bu kadar iddialı olduğumu anlamışsınızdır. Kızım da ben de örümceklere bayılırız. Herkes dinozordan korkması gerektiğini anlamıştır umarım. Hadi, biletleriniz hazırsa artık konser alanına geçiyoruz. Konser bileti. Koşun, koşun. Her defasında sınırları zorlamak ve yapabileceğimin en iyisini yapmak benim için bir yaşam biçimi. Eskiden kamera arkasında çalışıyordum. Şimdi ise kendi videolarımı çekiyorum. Hepinizin dünyasını sallamaya geliyorum. Bekleyin beni. O şey vardı ya hani böyle bir... Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbimde hapsolsun. Hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbimde hapsolsun. Ben sanki ben değilim. Gözüm bir şey görmez oldu. Aşkına çıldırdım, aklım fikrim hep sen oldu. Ben sanki ben değilim, gözüm bir şey görmez oldu. Delirdim aşkına çıldırdım, aklım fikrim hep sen oldu. Yoksa ben deli miyim, deli mi? Evet. Vay be.
Bu ekip ya hocam, buradan kimse gitmedi. Harikaydı. Buradan harika. Kimse yerinden kıpırdamaz. Ne ejderhası ne dinozoru. Potaya bile gitmemeli. Evet yani. Hani, burası sert. Sakın dinozoru elemeyin. Hatta potadan yıkılıyor. Biri buraya gelmeli. Elenemez bile bence. İmkanı yok. Hem sahne müthişti, hem şarkı acayip güzel bir seçim. Bayıldım, enerjim yükseldi. Aynen öyle. Çok da güzel söylemiş, ben bayıldım. Yani yüzünü görmediğim birine bu kadar hayranlık duyacağımı hiç daha önce düşünmezdim kesinlikle. Kendi adıma. Ben de vallahi. Bu geceki müthiş. Favorim dinozor. Harikasınız. Gerçekten. Sahneyi, kullanışı, dans, her şey müthiş. Çok iyi. Hatta tarağın mikrofon olduğuna bir ara inandım. Şimdi ipucu yakalayabildiniz mi? Evet, evet. Ben hatta evet. Bu kişiyi buldum. Aha. Vallahi billahi buldum. Yani hem ipuçlarından hem sesinden bir tahminim var. Abi, ve çok da çıkardım. Sevdiğim biri. Bana söyledi. Oysa şoka girebilirim ben. Çünkü... Ben sesten yani... emin değilim ama benim de bir tahminim var. Evet, yani şimdi ipuçlarına baktık. Yine... Bir bilet, konser falan vardı. Evet. Müziği de seven biri. Geçen haftaki şeyleri düşünüyor musun? Yani geçen haftalardaki hafta... yani. Geçen gördüğümüzdeki ipuçlarına bakıyorsun. Tenis vardı, çikolata vardı, fotoğraf makinesi vardı. Fotoğraf çekmeyi de seviyor olabilir. Ha, ama ben buldum. Dalış ya. Yapan bir tenisçiydi. Oradan çıkarabiliriz. Tenisçi değil. Oradan devam ederim, üstüne koyarım. Tenis seviyor bence. Bize ne getirmiş görelim mi? Evet, görelim. Evet, evet. Bakalım bize... Dinozor ne getirdi? Bu bayağı üç katlı bir şey. Gelin birlikte açalım mı? Ve bir, iki, üç. Aa, bu ne? Aa, bu ne? Yok, o şey gaz lambasına benziyor. Ha, gaz lambası. Kamplarda kullanılan... Ay. Akil. Tamam. Doğru olabilir. Canım benim, ben biliyorum. Doğru olabilir. Aa, buldun mu? Tabii ki. Şu an çok aklıma yattı benim de. Evet Alican, sen bana güven, biz bir ekibiz. Doğu, sana programın başından beri bana bir şeyler söyle diyorum. Hiçbir şey söylemiyorsun. Bak burada ne güzel paylaşım yapılıyor. Ekip olmayı öğrenemezsen böyle olur zaten. Sonsuza kadar devam edecek sohbetinizi bölmek istemezdim. Evet. Ama merak etmiyor musunuz? Ne söyleyecek bize acaba? Evet, çok merak ediyorum. Siz merak ediyor musunuz? Kendisine de bayıldık. Şimdi bize kendini anlatacak kelimelerini duyalım. Buyurun. Kamp yolculuklarımın en yakın arkadaşını size getirdim. Hmm. Ne haber? Çak bakayım bana. Buldunuz mu? Biz bulduk. 1-0 diyormuşum. Yok, yo, hepimiz aynı takım. Öyle deme. Ne söylesene. Dur, en son bir söyleyelim. Tamam. Bırak ya, şu bir söylesin ya. Ya abi, orada ben bir bölünme işte. Gördüm yani hani güzel de bir bölünme. Bu gece özel öyle bir şey oldu, evet. Bu gece özel bir bölünme yaptık. Ya. Biz turuncuları giyince öyle aynen bir birlik şey. Olduk. Ya süper. Tenis, çikolata. Rengimiz belli olsun Betan Zer. Melis'e defterimi okuyor. Tenis, çikolata. Tamam, o zaman Doğu'ya başlayalım. Evet Doğu, senle başlayalım. Gökçe Bahadır diyorum. Gökçe Bahadır. Neye dayanarak? Onu hiç belirtmiyorum. Neye mi dayanarak? Allah Allah ya, soruyor ya. Neye mi dayanarak? Neye dayanarak diyor. Tamam kızma canım, sen de sinirlenme hemen. Yok hani bilmeden saçma soru yani abi, olacak o şey bilmedi. Değil. Hayır, aramıza hep sonra da geldi. Neye dayanarak diyor. Abi inanılmaz. Bilmez etmez. Melis kurtar Doğu'yu bari. Gökçe Bahadır mı dedin? Gel al, birliğimizi bozma. Ben diyorum ki şimdi, ben muhtemelen sizinle alakasız biri herhalde de. Gökçe yazmadım ben ya. Ben şöyle düşündüm. Şimdi kızı var. Örümcek, yani örümcekten biraz hayvan sevgisine gittim. Sonra tenis oynuyor, fotoğraf çekiyor, reklam da çekiyor. Ömür Gedik gibi geldi bana, konser falan, sahne. Konser, sahne, yani Allah Allah ya. Evet, çok tatlısınız ya ama bu, herhangi bir jest yapamıyoruz. Çok üzgünüm. Neden kötü adam benim. Tansel, sen kimin tarafındasın? Ben işimin tarafındayım. Eve ekmek çok götüreceksin Tansel'im. Ben seni anlıyorum hayat. Yani ne yazık ki kurallarımız var ve bunu hani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir adalet, yani ben bir terazi burcu olarak evet, müdahale etmek teşekkürler. Zorundayım. Teşekkürler. Burada bir jest varsa başka biri de yapmalı. O yüzden hiçbir jest, zaten mimiklerini görmüyoruz ama kabul edemiyoruz. O zaman ben söyleyeyim. Ama hiçbir şey bulamayız. Peki, o zaman. Peki sen Ömür Gedik dedin. Evet, ben Ömür Gedik dedim. Gökçe Bahadır dedin. Bir kızı var çünkü. Şimdi. Evet.
Ben Müge Boz diyorum ve yani çok eminim. Çünkü onun da kızı var. Ayrıca kamp falan çok seviyor. Eşiyle beraber gidiyor. Öyle. Bir kızı var. Ve sesini Müge'ye benzettim dinlerken. Vücudu çok güzel. Sahne performansı harikaydı. Sahnelere çok ait bir kız yani. Sahneyi bilen bir kız. Ben de çok severim onu. İnşallah Müge'dir. Benim tahminim Müge Boz. Ben de Müge Boz diyorum ve eğer Müge Boz'sa yani gerçekten çok şaşıracağım buna. Çünkü yakın zamanda beraber vakit de geçirdim ve bunu hissetmemiş olmaya sinir olacağım. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki sizce kim olabilir? Hanımlar, beyler, çocuklar ve ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz. Gecenin son karşılaşması. Bu birbirinden güzel performansları şimdi oylama zamanı. Acaba ejderha mı, dinozor mu bizle devam edecek? Hangisi maskesini koruyacak, hangisi potaya gidecek? Stüdyodaki sevgili seyircilerimiz, sürenizi başlatıyorum. Süreniz bitti. Gerçekten bu gece ejderha mı bizle devam edecek, dinozor mu? Çok merak ediyorum çünkü birbirinden güzel iki performanstı. Kesinlikle. Evet ama diğeri potaya gidiyor yani eğlenmeyebilir. Tabii, daha tabii. Eğlenme yok. O aşamaya evet. Daha gelmedik ama tabii ki bu gecenin sonunda bir ünlümüz evet, maskesini çıkartacak. Evet, ikisi de kalır. İkisi de çok güçlü. Biz ikisini de çok beğendik. Ejderha mı, dinozor mu birazdan belli olacak. Dedektiflerimiz de tahminlerinde bulundular. İkisinin birden kalmasını istiyorlar. Ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bize internet adresimizden ulaşın. @maskekimsinsen Twitter ve Instagram hesabı. Hanımlar, beyler, çocuklar. İşte o büyük an geldi. Bizimle birlikte devam eden ünlümüz... Ejderha. Ya. Alkışlarınızla onu gelecek haftalarda yeniden izleyeceğiz. Buyurun, çok teşekkür ederiz. Ve bu harika performans beynimize kazındı. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Ve dinozoru da pota için şimdilik uğurluyoruz. Bravo dinozor! Maskesini koruyan kim olacak? O maskenin altında kim var? Birazdan göreceğiz. Hadi artık. Açtı. Dönsün bu tarafa. Açtı. Kim? Açtı. Açtı. Hanımlar, beyler. Hanımlar, beyler, çocuklar. Ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz. Ve ağaç, şövalye, dinozorla birlikteyiz potada. Bakalım hangi iki ünlümüz yola devam edecek? Ve bu gecenin sonunda hangi ünlümüz... maskesini açacak ve bize gerçek kimliğini gösterecek. Az sonra bunları öğreneceğiz ama önce dedektiflerimize sormak istiyorum. Tahminleriniz ne acaba? Ya üçü de birbirinden iyiydi. Bir kere kendi potalarında, şeylerinde, gruplarında nasıl elendiler onu bile anlamadık. Nasıl buraya geldiler, elenen olmaları şaşırtıcıydı. Bu kadar mükemmel performanslar arasından da en kötüsünü seçmek ekstra yani imkansız bir şey. O yüzden hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ben dinozorun elenmeyeceğini düşünüyorum sadece çünkü... Yani onun bulunduğu yer çok yüksek iki performanstı o. Evet, herkesin performansı çok iyiydi. Evet. Özellikle dinozora bayıldık sahne şovuna. Keşke hepsi kalsa ama bir yandan da keşke maske açsa da görsek evet. Diye de merak evet. Ediyoruz ya. Yani bu ekibin olduğu şeyde mesela ağacın performansı nasıl o ekipte çok yüksekti. Onların ekibi de çok yüksekti. Evet. Yani bu haftanın da bence iyi ekibi. Evet, dinozorla ejderha ekibiydi bana sorarsan. O zaman ne dersiniz? Potadaki ünlülerimizin performanslarından
kısa birkaç görüntü izleyelim evet, mi? Evet, hadi bakalım. Süper, hatırlayalım hadi. Mı? Evet. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Yoksa ben deli miyim, deli mi divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu sahnede izlediğimiz hiçbir şey gerçekten kötü diye nitelendirilemez. Hepsi çalışılmış, harika performanslar. Ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz de bizle aynı fikirdeler biliyoruz. Çünkü interneti takip ediyoruz ve ne kadar beğendiklerini bizle paylaşıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz ama her yarışmanın bir kuralı var ve aramızdan bir tanesi maskesini çıkartacak. Gerçi benim en sevdiğim an o. Sizin de en sevdiğiniz evet. an o. En merak edilen bence eleniyor bu yarışmada. Yani o kadar çok merak ediyorlar ki şu artık açsın diye oyluyorlar. Evet, çünkü performansların hepsi birbirinden güzel. Ama ağaç mı, şövalye mi, yoksa dinozor mu? Maskesini koruyan kim olacak? O maskenin altında kim var? Birazdan göreceğiz. Hanımlar, beyler, sürenizi başlatıyorum. Süreniz bitti. Acaba maskesini hangi ünlülerimiz koruyacak? Gelecek haftalarda elenmeden ve yüzünü göstermeden yeni performanslarıyla hangi ünlülerimiz yola devam edecek? Ağaç mı? Şövalye mi? Yoksa dinozor mu? Bu dünyanın en gizemli yarışmasında bizimle birlikte devam edecek ünlümüz acaba kim? Dinozor bizlerle birlikte devam ediyor. Alkışlarınızla gelecek haftalardaki yeni performanslarıyla Dinozor'u şimdilik uğurluyoruz. Dediğimiz gibi her yarışmanın bir kuralı var. Bizim de bir kuralımız var. Bir ünlümüz yüzünü açacak ve biz buna şahit olacağız. Ağaç mı? Şövalye mi? Evet. Acaba kim? Ay, kalbim sıkıştı. Hanımlar, beyler. Geldi mi? Ha, geldi. Vallahi duydu. Öyle var mı kulağını? Bak, yüzünden belli. Hanımlar, beyler, çocuklar, ekranları başındaki siz sevgili seyirciler. Bunu ilk duyan benim, bu şanslı kişi benim. Duymak ister misiniz siz de? Söyleyeyim mi? Hadi. Hadi Tansel. Maske kimsin sen de? Önümüzdeki haftalarda bizle yeni performanslarla devam edecek ünlümüz... Şövalye! Hiç beklemiyordum. Ben bekliyorum. Alkışlarımızla onu kulise uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ve ben yani sonucu farklı bekliyordum. İki performansını da çok beğendim. Ama o kadar merak ediyorum ki bir yandan da içten içe hani gerçekten en merak ettiğim isim de Ağaç'tı. Evet. Evet, ben de çok merak aynen. ediyorum. Kesinlikle size katılıyorum. Benim de bu gece en merak ettiğim isim sadece oydu. Sadece bu gece de geçtiğimiz haftalardan da evet. çözmekte en zorlandığımız kişi. Ya, evet evet, o kadar ben candan yüksek enerjiyle performans. Açık söyleyeyim, ben bu gece şövalye gider ağaç kalır diye tahmin ediyordum. Çok açık konuştu. Şimdi ben burada sözü müzik direktörümüz Metin abiye vermek istiyorum. Gerçekten yani sadece Ağaç için değil, bütün yarışmacıların çok özveriyle çalıştıklarını biliyoruz. Ama Ağaç'ın performansı, ben onunla çalışmaya başladıktan sonra beni de çok etkiledi. Siz de şimdi biraz sonra gördüğünüzde büyük bir sürpriz olacak belki sizler için. Ama çok başarılı iki performans yaptı. Belki devam edilseydi çok daha farklı şeyler de yapacaktı. Ama bu işin kuralı böyle, bir kişinin gitmesi gerekiyor. Bugün böyle oldu. Hakikaten çok iyi, hepsi çok iyiydi. Dolayısıyla kıyasıya bir mücadele oldu. Dedektifler bile zorlandılar yani hangisi daha iyi, hangisi daha... Hepsi birbirinden değerliydi.
biraz sonra büyük bir sürprizle karşılaşacak seyredenler. Heyecanı kaçmasın diye Nilgün Hanım olduğunu söylemedi tabii. Yani Nilgün Belgün değil, şu anda anladığımız o senin söylediğinden, şaşıracağız çünkü yani gibi. O tahminler kısmını galiba bir saat önce geçtik. Doğru, o kadar haklısın. Yani hani ben hatırlatmış gibi olmayayım. Ben mesela burada yarışmacı olsaydım Melis, sen hani aslan kostümünü istiyordun ya. Ben yarışmacı olsaydım asla ağaçla bir şeye girmek istemezdim. Münakaşaya. Niye? Münakaşa değil. Çünkü çok iyisin. Çünkü çok iyisin, o yüzden. Ve... Ay. Gerçekten öyle yani. Yani şu her şeyin kapalı halinde bile bu kadar sempatik, bu kadar pozitif enerjisi olan, bu kadar neşe yayan birisi... Bence sadece alkışlanabilir. O yüzden de bizim yarışmamızda aslında kaybeden yok. Kazanan var, onların yüzünü gören bizler. Evet, şimdi son kez o güzel tahminlerinizi bir daha duymak istiyoruz. Oya Başar. Melis'cim. Nilgün Belgün. Ben Derya Baykal dedim. Ben yine de Lale Başar diyeceğim. Hanımlar, beyler, çocuklar, ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz. İşte o büyük an geldi. Şimdi ünlümüz maskesini çıkartacak ve gerçek kimliğini, gerçek yüzünü bize gösterecek. Acaba ağaç kostümünü seçen bu maskenin içindeki ünlümüz kim? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Ay geliyor. Geliyor. Vallahi açıyor şu an. Evet. Derya Baykal. Türkiye'nin en ünlü tiyatrocularından ve sunucularından, yılın sanatçısı ve Avni Dillig'in en iyi kadın oyuncu ödüllerinin sahibi, sunduğu televizyon programlarıyla tüm kadınların dostu olmuş, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 10 yıl, orta oyuncularında 18 yıl Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'le sahne almış şahane kadın Derya Baykal için bir alkış alıyoruz. İnanın benim için çok önemli. Ben Ankara'da büyüdüm. Ve hayatımda ilk izlediğim oyun Derya Baykal'ındı, biliyor musunuz? Ve o oyunda anladım ki ben oyuncu olacağım. Vay be. Ay, gerçekten söylüyorum. Size sarılabilir miyim? Tarihi. Bir çocuk oyunu. Tarihi bir an. Tarihi bir an. Zahra Tan'la falan oynadınız bir oyundu. Ya aslında şeyden anlamıştık, biliyorsunuz. Silikon tabancası. Derya Hanım, ben tahmin ettim, doğru bildim. Evet, çok bildim. Sevindim şu anda. Sizi çok seviyorum. Artık mikrofonumuzu kullanabiliriz. Kullanabilir miyiz? Evet. Sesim geliyor mu? Evet, evet. Ay ne zormuş. Ay. Ne zormuş. Ve ne güzelmiş. O kadar eğlendim. Çok eğlendirdiniz de. Hepiniz iyi ki varsınız. Yani bir yandan... çok eğlendim. Bir yandan çok şanslıyız, bir yandan da çok şanssız. Evet. Çünkü ben gelecek haftalarda neler yapacağınızı o kadar merak ediyordum ben ki. Ben aradan evet. Bir yerden sızarım yine. Başkasıymış gibi gelirim. Dinozorun içine girin. Ya ben en sona kadar kim kalacak deseler ağaç derdim. Çünkü ya geçen haftalardaki şey performans... Ya burada insanlar yine de, yeniden diye delirdiler ya. Ama işte burada bir zeka var. Ben şey düşündüm, Hoptek... Seçince Trabzonlu ya da işte Karadenizli birisi gibi düşündüm. Acayip bir fake'ti bence yani ve çok güzeldi. Evet. Ve çok zor bir şarkı. Çok evet. Çok. Zor, evet, sözleri ya. De zor. Her türlü zor bir şeydi. Harikaydınız ama. Teşekkür ediyorum ağaca. Gerçekten ben ağaç olmayı çok istedim.
şu geçtiğimiz zaman diliminde evet. Hakikaten ağaçlar çok zor günler yaşadı. Birçoğunu kaybettik. Ağaç olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ay ne güzel söylediniz. O kadar çok doğa seven bir insanım ki, ağaç seven, sürekli ağaç eken, her karışa ağaç eken ve sonra onlar böyle birbirine giriyorlar falan, böyle başıma çeşitli şeyler geliyor. Ama hakikaten çok ilk görür görmez ağaç olmak istedim. Benim için çünkü anlamı çok büyüktü. Hepimiz için. Vallahi ağacı sevin diyeceğim. Klasik bir şey diyeceğim. Ağacı sevin, ağaca sarılın. Ben böyle kendime her bu kıyafeti giydikçe böyle yaptım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmak büyük bir ayrıcalık ve onurdu. Şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şey tesadüf değil. Ağacı seçmeniz de tesadüf değil. Çünkü siz bizim sanat dünyamızda koskocaman bir çınarsınız. Daha uzun yıllar sizin üreteceğiniz şeyleri merakla, heyecanla ve ne diyeyim, çok büyük bir coşkuyla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Şimdi gelelim dedektiflerimizle olan ipucu tartışmalarımıza. Sizce fake ipucu artık ne? Yaprak sarması. Ya yaprağı ne kadar... Sararım ama. Evet. Sararsınız. Çınar yaprağına değil. Ama çok güzel. Arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir espri olmuş. Hakikaten bayıldım kostümden bir parça koparıp orada dolma sarmaları. Evet, bu haftaki ipucu paketindeki mandolin çalması gerçek. Oğluyla telefon görüşmesi gerçek. Pimpon oynaması gerçek, doğru ipucu. Az solist olarak görmemişse yanlış ipucuydu. Ama ben maskeye taktığı çiçekler vardı ya, Derya Hanım'ın el becerisi ve televizyon programları ünlüdür. Oralardan yakaladım. Evet. Aslında en büyük ipucu oydu. Evet. Evet. Onu nasıl atladık ama yani? Ama biz ilk programda da söyledik. Söyledik. Yes. Ya söylemedik, aramızda bir konuştuk yani. Ama onu gördüğümüz an çünkü siz geldiniz aklımızda direkt. Evet, bizim kızlar diyor ki anne bizi bir yere silikonlayacaksın bir gün. Sevgili seyirciler, görüşmek üzere. 6 tane ünlüyle yeni performanslarıyla birlikte olacağız. Hoşça kalın. Tatlı bakmasan kim arar seni, kim arar? Bende bu aşk olmasa, kalbim böyle yanmasa, kim arar seni, kim arar? Hop. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar.